Tamam. Rap sohbetimiz bittiğine göre kayıt devam edebilir. Host. Host bizim client'tan yani web uygulamamızdan yani şöyle müthiş tasarımlı bir şey yapıyoruz ya. Mesela buradan sunucudaki yazılıma gönderilecek istek. Post, put, delete bu şekilde değil mi? Get de tabii ki bunu yapıyor ama oradan bir şey istiyor. Bir formdan veri göndereceksiniz. Post, put, delete gibi HTTP metotlarını kullanmanız gerekiyor. Bunların birbirinden farkını o moladan önce izlemediğiniz, kaydedilip izlemediğiniz videoda vardı. Tekrar etmeyeceğim. Orayı tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu çalıştıralım. Çalıştırmak için de Postman diye bir uygulama var arkadaşlar. Postman uygulamasını kullanın. Ya da kullanacaksınız diyelim. API geliştiriyorsanız Postman gibi araçları kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu bize client görevi görüyor. Çünkü API'nin bir arayüzü yoktur, değil mi? Şöyle bir şey. Ya ben bunu zaten diğerini indirmiştim. Bu Chrome eklentisi. Aslında burada diyor ki mesela Chrome apps are being deprecated. Yani kullanılmayacak diyor. Ben bunun öbürünü yükledim zaten. Şuradan açayım. Masaüstü olarak var. Postman app. Umarım doğrusunu açtım. Öbürünü sileyim ben. Postman bu alanda çok gelişmiş ama tek değil. Farklı Python'da araç gereç var ama Postman daha standart gibi diyebiliriz. Kendiniz araştırırsınız. İlk önce Postman ile başlayın. Ben hep onu kullanacağım. Sonra istediğinizi araştırabilirsiniz. Ve bunlarla bizim geliştirdiğimiz API'lere falan istekte bulunacağız. Onlar bize cevap verecek. Bu client aracılığıyla. Çok gelişmiş bir yazılım. Önce bu Chrome eklentisi olarak geliştirilmişti. Sonradan çok tutunca bunu masaüstü uygulamaya dönüştürdüler falan. Evet, şöyle. APIs don't sleep either. Haklı. Adam haklı. İlk açılış böyle. Dark mod, en sevdiğimiz mod. Launchpad geç. Şurada menüde artı alanı var. Tamam, buradan yaparız. API kısmında falan çok kullanacağız bunu. O yüzden şimdi kafanızı takmayın. Yani orası neydi, burası neydi falan. API'de full Postman kullanacağız zaten. Ama şu an yazdığım uygulamada ben bunu çalıştım. Basit bir şekilde neye benzediğini göstermek istiyorum. Göstertmek. İnşallah. Doğru. Evet, yeniden başlatayım mı diye soracak derken sordu. En azından şansını deniyor. Hani yapamadım deyince yeniden başlatayım mı abi diyor. Extension dolusun. Evet. Task run diyoruz. Bakalım verecek diye. Tam ben üzerinden yayın yapıyorum diyor. Tamam, eşi de oluşturdum diyor. Sorun değil. Neyim var benim burada? İndeksim var. Yani get'i aktif etmedim. Dikkat edin. Bakın get 405 veriyor zaten. Burada. Ve bunu çalıştırınca get, post, put vesaire bunları görebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz bunlardan birini. Mesela get, post, put, page, delete. Bunları anlatmıştım daha çok. Diğerlerini birkaç tanesini de. Bunlar da var. Ama yani
kullanmayabilirsiniz hayatınız boyunca, öyle var duruma göre. Buradan postu seçiyorum. Sonra şuradaki body alanına geliyorum. Diyorum ki sana parametre göndereceğim ben. Gel bakayım diyorum buraya. Burada birkaç tane farklı tip var. Form datası olarak gönderme. Form URL encoded olarak gönderme. Raw ham olarak gönderme. Binary. GraphQL. GraphQL bootcamp içerisinde anlatacağız. Ama sonra. Önce normal makroservis mantığını anlamak gerekiyor ki RESTful API'leri falan. Sonra GraphQL'in çok farklı yaklaşımını inceleyelim. Birden giremeyiz ona. Tip olarak nasıl göndereyim ben bunu? İstek olarak şöyle yapayım. JSON tipinde. Buradan isterseniz text, JavaScript, JSON, HTML, XML gönderebilirsiniz. Ben burada diyeceğim ki ben sana bir adet name vereyim. Olsun. Bla bla. Bla bla bal olarak yazmak. Biraz bunu göndereyim bakayım. Ne diyecek bana? Aşağıda sonuç. Bakın cevap olarak şurada status bot 200 geldiğine göre hata almadım demek. Tamam. Benim neredesin sen? Çalışan yazılımım. Bak post almış. Tamam burası server yazılımı. Şu da bizim frontendçilerin geliştirdiği diyelim ki React. React'te sen şöyle bir istek yaptığında post olarak bunu JSON formatında gönderdiğinde ya da farklı formatlarda sana sunucu X olarak görecek. Neden? Çünkü ben burada X gönderdim sana çıktı olarak. Bu da onun başarılı olduğunu göstermek için. Sonra bakın status code OK diyor. 200 gelmiş. Ne kadarlık bir süre içerisinde gerçekleşmiş bu post back işlemi? Yani client'ten buradan yani sunucuya gitmiş, oradan cevabın dönmesi 53 milisaniye. Size ise yani dönen cevap, bakın burada response, zaten biz request yapıyoruz ya burası üzerinden. Buradan request yapıyoruz. Bize dönen de response oluyordu. Size'ı da 153. Bu byte. Evet. Byte mi bit miydi? Hatırlayamıyorum bunu. Daha önce hiç X göndermedim geriye de. Evet. Buradan headers kısımları. Bakın sunucunun bilgisini bana veriyor. Server bilgisini. Bunun anlamı siz örneğin client geliştirici olarak frontend tarafından bahsediyorum. React ile geliştirirken siz server tarafına bir istek gönderdiğinizde onun cevabında size şu bilgiler de gelecek. Mesela bakın WorkZog bu VSGI arka tarafta kullanılan aslında server yazılımı, web server yazılımı ve Python 3.8.5 üzerinden bunun gerçekleştiğini söylüyor bize. Sunucu da o varmış diyor. Temel olarak böyle istekte bulunabiliyoruz. Tabii get isteğe de yapabiliriz. O zaman get yapalım. Şöyle diyeyim. Bu da daha önce yaptığımız gibi get data olsun basit anlamda. İçerisinde get data yazsın sadece. Ne yapıyorum ben? Sen ne yapıyorsun şu an? App root. Bu default olarak zaten get. O yüzden geçiyorum. Buradan sadece içeriden bir bilgi göndermek istiyorum ben. Çok fazla da kastırmayacağız. Şimdilik return get this data you got this data. Kapat server'ı.
tekrar çalış. Server çalışıyor. Sizin ya da benim geliştirdiğim diyelim backend çalışıyor. Siz client'sınız. Örneğin React yazıyorsunuz falan. Örneğin. Oradan bana yani şuraya istekte bulunacaksınız. Onu da get data üzerinden yapacaksınız. Bunun sonucunda da size cevap döneceğim. Çok postta get yapmanız gerekiyor. Şuralar önemsiz artık. Tamam. Şöyle olabilir. Send it. Bakalım buradan. Body'ye. Bakın. You got this data. Body kısmında bana response olarak bu geldi. Farklı formatlarda görebilirsiniz. Preview, işte visualize, pretty. Mesela pretty kısmı JSON ve XML dönüşlerinde çok işe yarar. Pretty. Genel olarak da tüm programlama dillerinde pretty şu demektir. Size hatırlarsanız XML ve JSON konularını anlatırken o bölümlerde bunu anlatmıştım aslında. Pretty örneğin. Normalde XML ya da JSON fark etmiyor. Bunlar string veri olduğu için size doğrudan ekrana basarak gösterir. Yani okuması çok zordur o yapıyı. Ve siz bunu pretty formatında göster dediğinizde o aslında onu daha hiyerarşik, daha gözle okunabilir formatta size gösterir. Burada da onu sağlıyor. Burada ne oldu bakın? 173 dedi. Time 31 milisaniye. Ve OK. Peki ben var şunu yapmak olsa. Mesela şurada örnek olarak not found. Not found başarılı olacak ama ben onu başarısız bir şekilde döneceğim. Yani istek başarılı olacak ama ben orada 500 döneceğim mesela. Bunu da görmeniz için söylüyorum. Not found olsun. 500. Internal server error döneceğim. Hatta direkt öyle olsun. Internal server error. Çok açık da yüzü oldu bu. Şöyle. Internal server error. Böyle. Sonra çalıştır. Gel buraya. O get idi. Bunu çalıştıralım. Bakın 500 internal server error. Bunu ben bilinçli olarak döndüm. Böyle bir hatayı. Cevap ise boştu. Tamam. Burada bir hata döndü. Gördüğünüz gibi. A generic error message. Bakın get internal server error döndü diye burada da belirtiyor zaten. Evet, basit anlamda böyle. Daha farklı şeyler yapalım. Geçiyorum bunu. API kısmına takılmayın. Oraya ayrıca gireceğiz. Hem Flask'ta hem Django tarafında. Çok detaylı yapacağız. Şu an basit basit böyle aşina olmanızı sağlamaya çalışıyorum. 6, 7, 6'ya gel. Önce buraya gel. Şuradan çal. Yapıştır. Şurayı temizle. Sıradaki uygulamamızda biraz daha bir şeyler yazalım. Tabii ki indeksiz web projesi olmaz. Evet. Metot yine açık açık belirttim ben bunu. Burasında web index return hello Mars. Sonra def read data olsun.
Dışarıdan parametremiz name ve password olsun. Tabii ki bunun bir de routing'i olacak. App root olacak. Burada da link tips olarak linki önce bir name'i göndersin. İkinci parametre olarak da password olsun. Kapat bunu. Bu kadar. Get olacak gene. Tahmin edersiniz. İyi. Name eşit eşit admin ise and test eşit eşit admin ise giriş izin ver. Now return redirect. Tabii ki eklemedim ben bunu. Request'i kullanacağım mı? Copy paste yaptık. Kullanmayacağım ben bunu. Redirect yapıyorum. Redirect URL for, onu da eklemedim, yapacağım. Admin'e yönlendir. Bakın, gördünüz mü olayı? Kullanıcı geldi. Kullanıcı bilgileri admin olduğu için bunu doğruladık. Tabii bunu database'den yaptığını düşünün. Doğruladık. Sonrasında da admin alanına gönderdim ben bunu. Admin alanı nerede? Yok. O zaman yaparız. Hemen admin action oluşturdum. Dev admin diyorum. Karanlıkta kalıyorum. This is from admin dashboard. Git. Ve şurada da bir şeyler yapacağım. Ne yapayım? About diyeyim. Yani admin'deysen sen bir hitsin diyorum ben. Abort'u ekliyorum şuradan. Onun da ne olduğunu göreceksiniz şimdi. Test edeceğiz. Genel olarak böyle. Basit anlamda. Çalıştıralım bunu. Sen kapan. Yeni kitlenme. Kitlenme. Şimdi soracak yine. Kapatayım abi. Bir kapatıp açayım diyeceğim. Evet. Reopen. Reopen. Evet. O zaman şimdi open'ın Integrity Terminal diyelim. Gene extension çalışsın. Bunu çalıştıralım. Evet. Task run. Şimdi bu, dikkat ederseniz herhangi bir HTML ile template ile falan alakalı bir şey değil. Bunu doğrudan Postman üzerinde de kullanabiliriz. Şurası get olduğu için web site üzerinden de kullanabiliriz. Bunu post yapsaydık postu bir tarayıcı üzerinden test edemezsiniz. Postu Postman gibi, adı üstünde Postman gibi bir client tool'u üzerinden test etmeniz gerekiyor. Post, yani get harici hepsini diyelim. Ama get de tarayıcıdan görebildiğiniz için oradan da test yapabilirsiniz. Bu sorun değil. Bunu zaten çalıştırdık. Ne yapayım ben? Şu indeksi geç. Şunu test edeyim. Çalıştık. Hata tabii ki. Şu yapıyı kurayım ben de. Nedir? Önce hatalı bilgi vereceğim. Mesela admin istemişti ya Cihan 1245. Bakın yetkisizsin dedi. 401 unauthorized. Neden? Çünkü şurada abort dedim. Abort'u kullandım. O da iptal etti bu isteği. Ve 401 dedim. O da HTTP status kodlarından unauthorized. Ona denk geliyor. 401.
Yani ben kendim bunu belirttim. Dedim ki şu kurallara dahil değilse, bu geçerli değilse, uygulanmıyorsa o zaman abort et. Yani iptal et bunu, bu isteği ve 401 ver. O da yetkisiz kullanıcı, yetkisiz istek demek. Bunu webten yaptık. Aynısını. Şurada bir de admin'le yapalım. Ondan sonra postman'a geçelim. Bakın, this is from admin dashboard. Admin linkine yönlendi aynı zamanda. Başarılı. Gayet başarılı. Geldik buraya. Geldim. Bunu get diyeceğim. Çünkü bu get. Cevap mı edecek bana? Bakın, 401 unauthorized dedi. Raw olarak görürseniz HTML'ini gösterir size. Preview derseniz görsel olarak çıktısını render ederek gösterir. Create derseniz en sevdiğim yöntem böyle kodunu gösterir size. Burada admin yaparsam kaybetme. Bakın, this is from admin dashboard. Yönlendi. Link yönlendirdi ama yani başarılı olduğunu bana cevap verdi, gösterdi. Peki, normalde login işlemlerinde bunu unutmayın. Login'de URL'den veri gönderilmez. Query string de bu. Yani kullanıcı adıyla şifresini böyle gönderemezsin, değil mi? Mantıksız bir şey. Ama işin mantığını anlamak için bunu kullanıyoruz bu örnekte. Doğrusu nedir? Bunu post ile yapmaktır. Postu aktif mi bu yaptığım zımbırtının? Değil. Nasıl aktif olur? Gelirsin buraya. Copy, paste dersin. Ben sadece posta izin veriyorum dersin. Copy'liğim kalsın burada. Post üzerinden kullanalım bunu. Bunu çalıştırırsam ne olur? Tarayıcıdan test edersen mesela. Şunu çalıştırıyorum. Tarayıcıdan test edeceğim. Şunu. Ne olacak? Cevap verin. Yani buraya geldim. Cihan bir bla bla şifre girdim. Enter dersem ne olur? Sesli olarak. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor hocam Kendim. sesiniz ve ekran çok geç geliyor. Şu an tarayıcı görmüyor musun? Evet şimdi gözüküyor. Ama şey yani ses önce gelip görüntü sonra geldiği için koordine olamıyor. Tamam. Şunu çalıştırırsam ne olur şimdi? Kodu tekrar gösteriyorum. Şurada bakın. Neden hata dönüşün? Hata ne? Hocam tarayıcı üzerinde çalışmıyor. Post olarak gitmiyor. O yüzden. Tamam. Peki hata ne? Az önce anlattım. Method not allowed. Çünkü get aktif değil burada. Sadece post aktif. Değil mi? Ben izin vermediğim için de sunucu tarafından oradan gelen isteği direkt engelliyor zaten. Evet. Peki. O zaman bunu nasıl test edeceğim? Yolumuz şurası. Tamam. Postman gibi client. Aslında API test
tool'u diyebiliriz bunlar genel olarak. Bu test tool'larından bir tanesi. Hatta burada da get yapayım mesela. Server çalışıyor zaten. Admin admin dediğimde bakın aslında doğru bilgiyi gönderiyorum. Admin admin ama izin vermiyor. 405 method not allowed diyor. Bunu post yaparsam ancak bu geçerli olur. Deneyelim. Bak, this is from admin dashboard. Post'ta da şöyle bir durum var. Form'dan veri gönderme ya da URL'den gönderme. Mesela dikkat edin, burada URL üzerinden gönderdim. Normalde web uygulaması yaparken URL'den göndermezsiniz bunları. Form içerisinden gönderirsiniz. Bu HTML'deki form tagları var ya, onu söylemiştim. Orada client'tan herhangi bir post yapacaksanız yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz tek bir yöntem var. O da HTML'in form taglarını kullanmaktır. Çünkü sadece form post yapabilir. Formun dışındaki bir herhangi bir HTML alanından post yapılmaz. Bu HTML kurallarıdır. Siz React'te kullansınız, Angular'da kullansınız fark etmiyor. O da yapmak istediği bir şey varsa form tagları içerisinde yapar kendisi. Ve formun da içerisinde submit butonuyla yapabilirsiniz. Eğer bildiğimiz klasik HTML kullanıyorsanız. Submit butonu, normal butonlar değil, submit tipindeki butonlar formu post edebilir. Diğer butonlar yapamaz bunu. Peki o zaman nasıl olacak? Yani formdan göndermeyi buradan nasıl test ediyorum? Onu da şuradan. Ne benim buradaki adım? Name ve password. Yani şuradan gönderilir. Mesela key kısmı key'me name yazıyorum. Value kısmına admin. Password'ünü veriyorum. Bu da form postuymuş gibi göndermek için kullanılır. Burada da admin olsun. Etkilendirme falan şu an konumuz değil. Ama bunlar da test edilebiliyor. Mesela GWT, Java Web Token kullandığımızda diyelim. Token Based Authentication gibi şeylerde bunları kullanabiliriz. Bunlar sonraki konular. Şu an hiç gerek yok. Şöyle bir test edeyim. Bakın ben burada yazdığımda bana link olarak gösteriyor zaten şurada. Bunun sebebi de ben şurada body alanında herhangi bir ayar yapmadım. Dikkat edin. Buradan özellikle bir şey belirtmediğim için form datası bilmem neyi vesaire gibi. O bunu gene linkten göndermeye çalışıyor. Mesela. Method not allowed. Bunlar için farklı uygulama testleri yapacağız. Burada sadece görsel olarak gösteriyorum. Yani post işlemini URL'den yapmayız. Bunu bilin yeterli şu an. URL bildiğin şöyle kalır. Ya da mesela user örneğin şöyle bir şey yaparsın. Tamam mı? Buradan veri gönderilmez. Query string'le işte adı şu olsun. Ondan sonra ampersand. Karanlıkta göremiyorum ampersandı. Böyle bir şey. Şöyle bir şey olmadı böyle. İşte neyse ampersand. Ondan sonra diyelim last name tam eşittir. Böyle böyle bir şey. Bunları post kullanırken linkten yapmayız. Geliriz buraya. Şuradan parametreleri, query parametreleri ya da şöyle diyeyim buraya geliriz body kısmına. Parametre kısmı link üzerinden oluşturmanızı sağlar. Body kısmındaki mesela form data kısmında sizin buradan post yapmanızı sağlar. Bu da ne olsun? Şurayı sileyim. Az önceki örnekte olduğu gibi name, admin, açıklamaya geç, password, admin olsun. Gönder bakayım. Buradan gönderilir. Bunların hepsini kullanacağız daha sonra. Buradan JSON'da göndereceğiz. Mesela row kısmından şuradan JSON yazacağız. Linke, ilgili servis linkine JSON göndereceğiz. Ya da XML göndereceğiz. Normalde
bu az önce bahsettiğim hikayeyi, o JSON ya da XML gönderme hikayesini aslında frontend geliştirme tarafı yapıyor. Mesela React ile bunu arayüzleri tasarladınız, Bootstrap vesaire HTML. React ile kullanıcıdan aldığınız o formdaki inputlar var ya, kullanıcı adı, şifre ya da diyelim adı, soyadı vesaire, bunların hepsini siz JSON formatına getirip şuradaki az önce gösterdiğim gibi örneğin user bir linke gönderiyorsunuz. JSON formatında. Onun testini de buradan yapabiliyoruz işte. Ben buradan yazıyorum. Mesela örnek olarak göstereyim. Şöyle bir JSON formatı olsun. First name. Şu da last name. Böyle bir şey mesela. Bu JSON formatı. Buradan istediğiniz formatta gönderebiliyorsunuz. Geçiyorum. Ara ara söyleyeyim. Zaman içerisinde anlarsınız daha net bir şekilde. Burada sanırım temel mantığı anladınız. Yanlış şifre girince abort ediyor. İsterseniz mesela şu da olabilir. Redirect yapıp login'e yönlendirebilirsiniz. Bu da mümkün. Yani sen kayıtlı değilsin. Ben seni başka bir yere yönlendireyim arkadaş diyebilirsin. Redirect'in burada var zaten. Redirect. Hadi şöyle yapalım. Admin dursun. Şöyle düzgün dursun. Register. Hatta daha adam akıllı bir şey yapalım. Login olsun mesela. Tamam. Login olsun. Login. Daha gerçekçi. Şurada index'im var. Get yapıyor zaten. Hello Mars diyor. Bu linki de adam akıllı oluşturalım. Login ve register gibi formlar input alıp sunucuya gönderecek olan, tek yapacağı iş bu olan sayfalar get ile postu da kullanabilir. Ama postu default olarak kullanmak zorundadır. Bunun sebebi de şu. Siz login formuna web sitesinden gitmeye çalıştığınızda görmeniz gereken bir içerik var. Sunucu size bir veri göndermek zorundadır. O yüzden get olmak zorundadır. Aksi halde o sayfaya gittiğinizde o sayfayı göremezsiniz. Oraya post yapma yetkiniz olur. Yani post menü kullanarak ya da farklı tool'ları kullanarak post yapabilirsiniz. Ama o sayfayı görme yetkiniz olmaz. O yüzden hem görme yetkin olacak, sana veri gönderecek, hem de post yapma yetkin olacak. Oradan input'tan aldığın verileri sunucuya gönderebilmek için. Bu yüzden default olarak ikisini de desteklemelidir. %90 ihtimal her zaman böyledir yani. Neredeyiz biz? Bu kalsın. Şunu değiştir. Böyle daha güzel bir örnek oluyor. Şurası admin. Hatta bunu yukarıya alayım ben. Ve adminimiz orada, register'ımız burada, login'imiz zaten burası. Derim ki sadece admin'in giriş yapabilme yetkisi olsun şu an. Senaryomuz da böyle. Mesela bunu şöyle kullanıyoruz biz. Bir sistem geliştiriyorsunuz. Bu sistem yayında ama son kullanıcılara açılmamış. Oraya da siz diyelim şirketin belki yetkilisi olarak ya da sistemin yetkilisi olarak sadece yetkili şifreyle bağlanabiliyorsunuz. Super admin ya da moderatör gibi yetkilerle arka taraf yetkilendirilmiş. Normal kullanıcı giriş yapamaz ama sistemi inceleyen, yöneten kişiler giriş yapabilir. Bunu da öyle bir senaryo gibi düşünün. Login, geç. Onu kontrol edeceğiz. Başarılıysa admin'e gidecek. Başarısız olma ihtimalinde hata vermemeliyiz bu senaryoda. O zaman da return redirect URL for yönlendir doğrudan register.
Register action'ı çağır. Şurası this is register page. Tamam, login'de başarısız olursa register'e gidecek. Register'da da bunu gösterecek. Admin değilse zaten burası admin. Flask run. Çalış bakayım. Nereden ama? Bunu Postman'den çalıştıralım biz. Ana sayfayı biliyoruz. Ne yapacağını. Ana sayfayı bir çalıştırayım. Orada dikkat ederseniz, hatırlarsanız post yok. Bu hata vermedi bize. Bakın get var çünkü burada. Şunu da sileyim, kafanız karışmasın. Şuraya gelelim. Get diyorum. Send. Hello Mars. Başarılı. Tamam. Bunun aynısını tarayıcıdan da çalıştırıyorum. Hello Mars. Burada da sorun yok. Get olduğu için tarayıcıdan da kullanabilirsiniz. Test yapabilirsiniz. Sorun yok. Peki login yapmak isteyeceğim ben. Login'de hatta şöyle yapayım. Öncelikle bir get isteği göndereyim. Değil mi? Bakın 404 not found. Sebep benim şurası sadece posta izin veriyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. Size de izin verelim. Ama doğrusu şudur. Ben size direkt doğrusunu göstereyim. Şunu alıyorum. Şuradayken ya sadece sayfayı göstermek istiyorsunuz ya burada. Tamam. Get de burası çalışacak. Get'te de return örneğin bir geriye bir şey dönsün. Basit anlamda web tasarımı şeklinde değil. HTML olarak dönmeyeyim şimdilik ama burada render template diyerek aslında login sayfasını gönderebilirsiniz. Onun için de şurada template oluşturup içerisine login HTML oluşturup sonrasında HTML istemiyorum ve body kısmını yaz. Body'de de örneğin daha T1 olsun. Şöyle büyükçe bir şey yazayım. Burası Sparta gibi bir şey. Tamam, login sayfamız burası. İnanmazsan title'ına da yazarız. Burada da login yazsın. Login page mesela. Tamam. Burayı çalıştırabiliriz şu şekilde. Bunu da şuraya eklemen lazım. Burası çalışır. Nereden biliyorum? Karıştırırız. Ne oldu? Aynı isimde. Aynı isimde olamazsın tabii ki. Login get. Bu da login post olsun. Bakın we function mapping is overwriting an existing endpoint blah blah. Tekrar deneyim. Uygulama çalıştı. Login'e geliyorum. Internal server error. Buraya geliyorum. Login get isteği sırasında şunu aldı. Hatayı aldı.
Neden? Burada override işlemi yaptım. Demek ki ben buna izin vermiyorum. O zaman daha önce hatırlarsınız, şöyle bir istekte bulunmuştuk. Demiştim ki mesela ben içeride kontrol yapabilirim. O da neydi? Kontrolümüz. Mesela request üzerinden bir metot kontrol yapabiliyorum. If request metot eşit eşit get ise mesela, tamam. Şunu yap. Şöyle bakıyorum, kontrol ediyorum. Değilse, örneğin, ama değilse kısmı böyle olmaz. Değilse çünkü alternatif çok. Sadece get ve post yok. Farklı istekler de gelebilir. Onları yönetmek gerekiyor. As if bla bla post ise şunu yap. Ne yap? Şu işte. Request'in ekle değil. Ekledim bunu. Ve şöyle çalışsın bakayım. Ben buradan tabii ki şuradan parametre istiyor benden. Parametreleri null olarak da yapabilirsiniz. Null da gönderilebilir. Bu da mümkün. O zaman o parametreler zorunlu olmaz mesela. Sonra da içeride bu kontrolü yaparsınız. Ya da yapabilirsiniz diyelim. Vesaire vesaire. Şimdi eski haline getiriyorum. Yani iki kontrolü de burada yapabiliyorsunuz. Diyeyim özetle. Daha basit haline getiriyorum. Şöyle. Hizayı bozmayalım, çalışmaz diyorsa. Login. Ben buradan API geliştirir gibi sadece veriyi göndermek istiyorum. Kullanıcı girişi yapabilme durumu. İşlem başarılı ise admin'e gidecek, yoksa register'a gidecek. Çalış bakayım. O çalıştı. Buradan şimdi post yapmak istiyorum ben. Postu nasıl yaparım? Birincisi demiştim ya, bir URL üzerinden yapma var. QR string ile post yapabilirsiniz. Ama kullanılmaz. Çok çok nadir kullanılır. Ve doğru bir yöntem değildir. Çünkü o link sabit bir linktir. Ve başkaları tarafından da görülebilir. Ağ yöneticileri tarafından ya da sizin trafiğinizi, network trafiğinizi sinip etme yöntemiyle. Sniffing diyoruz hacking'de buna. Bu şekilde görülebilir. O yüzden kullanıcı adıyla şifre bilgisi kesinlikle gönderilmez bu şekilde. Doğrusu nedir? Form nesnesiyle yapmak. Onu nerede yaptık? Sanırım burada da yapmış mıydık? İlk uygulamada. Bakayım bir. Yok, database uygulamasında yapmıştık onu. Sanıyorum. Gelelim. Hatırlayayım. Evet. Bakın şurada form nesnesini kullandım. Örneğim ne burada? Request method eşit eşit post ise, bakın indekste aslında az önce gösterdiğim şey bunun aynısıydı. Burada sadece post olma durumunu kontrol ettik. Request method post ise, ama get ise ne olacak? Get ise boşver. Render template index HTML, yani index HTML'i doğrudan render et demiş olduk. Bu postun form üzerinden kullanım yöntemi. Form dediğimizde HTML form.
Oradan client tarafından sunucuya gönderilen, post edilen form nesnesi. Tabii ki şu an yaptığımız senaryoda ben sonradan değiştirdiğim için biraz kafa karıştırmış olabilir. Mesela link yapısından bahsediyorum. Ama daha önce yaptığımız örnekte, dün yaptığımız örnekte bunu post ile yapmıştık. Doğrusu bu. Şu yöntem. Request nesnesi üzerinden, o da şurada eklediğimiz request modülüyle oluyor. Bunun üzerinden form nesnesiyle ben HTML tarafından gönderilen form nesnesinin içerisindeki her şeyi alıyordum, değil mi? Bir dizi gibi. Ondan sonra da formu alıp formu içinden name'i bana göster diyordum. Bana ver diyordum. Onu bir değişkene atıyordum. Age bilgisini aynı şekilde değişkene atıyordum. Değil mi? Sonra bunları database'e kaydediyordum. Template'ine bakalım. Index, bakın form dediğimizde buydu. Metodu, tipini belirtiyorsunuz. Sen post kullanacaksın. İsterseniz eğer mesela şurada az önce bahsettiğim yeni örnekte get URL üzerinden kullanıyoruz ya. Eğer URL'den bunu yapacaksanız get yapacaksınız burayı. Form get yöntemini kullanması lazım. Ama dediğim gibi kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu çok nadir kullanılma ihtimali olan bir şey. Şuradaki bilgiler şifre gibi kritik bilgiler görüyorsunuz. Aksi halde bunu get yaparsanız buradaki şifre gibi bilgiler link üzerinden gönderilir. Post'ta ise linkte hiçbir şey gönderilmez. Doğrudan request paketi içerisinde form nesnesi olarak gönderilir. Tamam? Aradaki fark ciddi anlamda bir fark var arada. Tamam. Default olarak yani şunu net olarak bilmeniz gerek. Form nesnesinde default olarak post kullanır. Get çok nadir ekstrem durumlar. Hiç kullanmanıza gerekli olmayabilir yani. Tamam, burada bu senaryoda dediğim gibi login işlemi şu doğru olmasa bile şimdilik formun get yöntemini kullanma tarzı olarak diyelim. Size bir örnek olsun diye göstermiş olayım. Senaryoyu sonradan değiştirdim çünkü burada. O zaman ne yapacağız? Gelelim buraya. Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Şuradan link olarak göndereyim ben bunu. Anlaşılmayan konu varsa arada sorun arkadaşlar. Admin. Tamam. Şöyle bilgiyi gönderiyorum ben. Git bakayım. This is register page. Neden? Çünkü böyle bir kullanıcı şifresi yok. Admin kullanıcısının şifresi doğru değil. Beni register'a yönlendirdi. Peki doğru bilgiyi verirsem? This is from admin dashboard. Tamam mıyız? Sorular. Her şey anlaşıldı mı? Yaşayan var mı? Sesin 5 dakika geç mi geliyor arkadaşlar? Chat'e yazıyorum. Sesli olarak söyleyebilirsiniz. Chat'le vakit kaybetmeyin. Mikrofon alan sesi açabilir. Şu anki sessizliğin sebebi bunun karmaşık olması mı? Anlamaya çalışıyor olmanız mı? Anlamadığınız yer olması mı?
Rümeysa. Nur. Rümeysa. Efendim hocam. Ne diyorsunuz? Anlaşıldı mı Hocam, konu? anlamaya çalışıyordum da ben anlamadım diye soruyorum o zaman. Kimse daha soru çıkmayınca. Şu an bu işlemleri neden yörel üzerinden yaptığımızı anlamadım ben. Mesela login işlemi yapıyoruz. Password giriyoruz, kullanıcı adı giriyoruz. Ama neden yörel üzerinden yapıyoruz? Bunu az önce anlattım, bir dakika önce. O da bu örneği normalde get amaçlı tasarlıyoruz ama başlangıçta az önce gösterdiğim günkü örnekte mesela bunu posttan yaptık. Doğrusu oydu. Form ile yaptık. Doğrusu bu. Onu tavsiye ediyorum kesinlikle. Ama get'in de bu şekilde post ile düzelteyim. Query string'in yani şöyle link yapısının post ile de kullanılabileceğini göstermek için. Genellikle bu bilinmiyor çünkü. Yani ezber olarak post ile yapılır deniyor ama postla teknik olarak query string üzerinden de veri gönderilebilir. Az önce bahsettiğim mesela şuradaki formdan metodunu get yaparak da bunu gönderdiğinizde submit butonuna bastığında şuradaki name, age, password alanları link üzerinden gönderilir. Link şeklinde. Buradaki post yaparsanız get'i o zaman da buradaki veriler URL'den görünmeyecek bir şekilde sunucuya form nesnesi olarak gönderilir. Güvenli olan budur. Doğru olan şu an gördüğünüz yöntemdir ekranda. Formda post yapacaksın. Form kullanıyorsan veriyi de bu şekilde göndereceksin. Burada get yaparsan onun link üzerinden gideceğini bilmen gerekiyor. Aradaki farkı anlatmak için de tabii ki bunun örneğini yapmak lazım. Yani normalde de bu şekilde işliyor ama güvenlik açısından arka tarafta şifrelenerek mi URL'den veri gönderiliyor? Görünmez bir şekilde gönderiliyor diyelim. Network sniffing yaparak, yani hacking teknikleriyle network sniffing yaparak aslında form verisi de elde edilebilir. Çünkü network trafiğini koklama yöntemi bu. Oradan veriyi alma. Orada da güvenliği artıran nokta SSL kullanmaktır. Secure Socket Layer. Yani bilmeyenler için mesela Google. Bakın şurada bağlantı güvenli diyor. Sertifika geçerli. Burada HTTPS var başında. Şöyle gösterince açık bir şekilde gösteriyor bakın. HTTPS. Bu SSL kullanıyor demektir. Tamam. Geçerli bir SSL sertifikası kullanıyor. HTTP olsaydı bu güvensiz bir iletişim olurdu. Server'la client arasındaki. SSL kullanımı aslında client ile yani bizim tarayıcımızdaki benim isteğim ile form yapıyorum ya. Formdan göndereceğim veriyle bu sunucuya gidene kadar aradaki iletişimin şifrelenmesini sağlıyor. Siz çok ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Client geliştirici olarak diyelim. Sadece sizin için tek farkı HTTP yerine HTTPS linki üzerinden request yapmak olur. Frontend geliştirici aslında. Backend geliştirici için olay farklı. Onun yapması gerekenler var. Sunucu tarafındaki yazılım o SSL sertifikasını, sertifika dosyaları var. CRD uzantılı, key uzantılı, cert vesaire. O dosyaları kullanarak SSL kurulumunu yapıyor. Sertifikayı da sertifika sağlayıcılarından satın alıyor. Global sertifika sağlayıcıları. Arada eskiden 256 bit, 512 bit
1024 bit vesaire sertifikalar vardı. Şimdi çok daha şifreleme algoritması daha zor kılacak. 2024 vesaire bu şekilde katlanarak artıyor sertifikanın şifreleme algoritmasının zorluğu. Siz de geliştirdiğiniz formdan verileri submit butonuna tıklayarak sunucuya gönderdiğinizde eğer SSL sertifikası olan bir siteye bu isteği yapıyorsanız, yani client geliştirici olarak siz öyle bir sitenin UI'ni yazıyorsanız diyelim, aradaki iletişim query string'den göndermediğiniz sürece şifrelidir. Formu post ettiğinizde aradaki iletişim şifreli olarak gerçekleşir. Teknik olarak gene kırılabilir. Çünkü SSL sertifikaları da kırılabiliyor. Sonuçta encryption bu. Hepsi kırılabilir ama kırılma ihtimali çok daha düşüktür. Daha zorludur çünkü. Bir HTTPS trafiğini kırmak için epey bir uğraşman gerekiyor. İşini bayağı bilen biri olması lazım yani. Hacking tarafından. Öyle bir durumda işte network sniffing yöntemiyle de gene o şifrelenmiş veri alınabilir ama veri şifrelidir. Okuyamaz. Onu kırması gerekiyor okuyabilmesi için. Ama form yöntemini kullanırsanız, yani şuradaki örnekteki formdaki postu kullanırsanız arka tarafa veri şuradaki form nesnesi olarak gider. Bakın link üzerinden giden bir şey yok burada. Parametre falan istemiyoruz. Doğrudan çünkü form nesnesi olarak geliyor. SSL kullanan bir sistemde buradaki veri gene aynı şekilde gelir sunucu tarafına, client'tan. Ama aradaki iletişim şifreli olduğu için o veri 50 edildikten sonra kırılma ihtimali doğuyor. Yani düzelteyim, kırılması gerekiyor şifrelemenin. Ama şu yöntemdeki gibi sen login üzerinden parametre şeklinde link olarak kullanıcı adı ve şifreyi gönderirsen açık bir şekilde link olarak gidiyor. Cihan Özhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Bu yöntem login'de kullanılmaz. Burada post yapacaksın ve şöyle parametre kullanmayacaksın. Buradaki veriyi de şöyle redirect deyip işte link vesaire, hani bunları farklı sayfaya yönlendirme tabii ama buradan elde ettiğin veriyi, kullanıcıdan elde ettiğin veriyi login'de mesela name ile password, bunları form nesnesi olarak karşı tarafa gönderiyorsun. Aradaki fark bu. Farklı örnekler yapacağız. Şu an takılmayın. Yapacağımız çok şey var. Adım adım sadece mantığı anlamaya çalışayım. Ve tekrar tekrar izleyin bunları. Sonuçta bilmediğiniz bir şey. Bu kafanızın karışması çok normal. Dedim ya, soyut bir ortam burası. Bilgilerin rayına oturması zaman alır. Hocam peki bu backend'ini yazan insan, yani coder, bütün güvenlik açıklarından sorumlu mudur? Yani bütün hepsini backend'ci mi sağlamak zorunda? Hayır. Client'ın da backend'in de yapması gerekenler var. Backend'in yapması gerekenler biraz daha fazla. Yapması gereken kontroller. Sebebi de frontend geliştirme tarafında da güvenlik zafiyetleri vardır. Hatta %50'si frontend tarafındadır. %50'si backend gibi düşünün. Yarı yarıya. İkisinin de farklı zorlukları var. Ama mantıken yazılımda şöyle bir kural var. Client'a hiçbir zaman güven olmaz. Yani sen geliştirici olsan bile fark etmiyor. Client tarafında mesela JavaScript'le bazı validasyonlar yapıyorsun diyelim. Kullanıcı veri girişi yapıyor. Oradan girilen verinin doğruluğunu kontrol ediyorsun. Ama tarayıcının JavaScript özelliği kapatılırsa senin kontrollerin direkt es geçilmiş olur. Bunun gibi mesela URL tarafını kontrol edemezsin. Frontend'de kontrol yapılmaz URL bazında. Query string'i kontrol edemezsin. O senin kontrolünde dışında olan bir şey.
bu tür şeylere client'e güven olamayacağı için, oradan her türlü istek gelebileceği için backend tarafında kontrollerin çok daha sıkı olması gerekiyor. Sen React tarafını doğru şekilde yazsan bile, hani böyle sınırları zorladığın bir şeyler yaptın, güvenliğini sağlıyorsun, filtrelemeler yapıyorsun, gene fark etmiyor. Backend tarafı o frontend'deki React uygulamasına da güvenemez. Kendi kontrollerini kendisi yapması gerekiyor arka planda. Sıkı bir şekilde. Yani senin React'ten göndereceğin isteğe de güvenmemesi gerekiyor backend geliştiricinin. Çünkü senin geliştirdiğin sistem frontend çalışması manipüle edilmiş olabilir. Bunlar ileri seviye konular. Şu an kafanızı çok takmayın. Ben aralarda ek bilgi olarak söylüyorum sadece. Hepsini derinlemesine anlamaya çalışmayın. Anlayabiliyorsanız hepsini, her söylediğimi derinlemesine anlayabiliyorsanız bu problem de zaten. Başlangıçta anlaşılmaz çünkü bunlar. Evet. Bu kodları bol bol incelersiniz arkadaşlar. Ne yaptık en son? En son Arif'in golüyle alakalı inceliyorduk. Bunu yönlendirdi, değil mi? Başarılı oldu. Evet, testimizi başardık burada. Şöyle not olarak da ekleyeyim ben. İçerisine. Verisi dediğimiz aslında input verileridir basit anlamda. O yüzden ikisini de yazıyorum. Kullanıcıdan aldığınız herhangi bir veri varsa bunu sunucuya göndereceksiniz. O alanların genel olarak hassas veri diyoruz. Ama daha hassas veriler vardır. Kritik hassas olan. Bunlar da mesela şifre gibi şeyler. Ya da adres bilgisi de bazen hassas olabilir. Ama şu anki örnekte mesela kullanıcının doğrudan sistemle erişimini sağlayan bilgi nedir? Şifre. Kullanıcı adı şifre. Bunların gizli olarak gönderilmesi gerekir. O yüzden de query string'den gönderilmemesi lazım. Form ile gönderildi. Hassas veriler form üzerinden ile gönderilmelidir. Devam edelim mi? Bitirelim mi arkadaşlar?
hazmetmek için zaman vereyim mi size? Haftaya kadar. Evet hocam, iyi olur. Tamam. Bu kodları inceleyerek, farklı farklı videolar, makaleler okuyarak aslında işin mantığını daha iyi kavrarsınız. Çok sorun değil, kafanıza takmayın. Dediğim gibi sadece şu an için erken aşama, böyle her şeyi anlamak için sizin adınıza. O yüzden zamanla bunları çok net anlayacaksınız. Hatta bu kodlara bakınca yani ne kadar basit şeylermiş diyeceksiniz. O zaman da yakın, çok uzak değil. Sadece bol bol uygulama yapın ama. Mesela sıkı bir front-end eğitimi aldınız. En kötü ihtimal, React'i falan geçin şimdi. React'le işiniz yok zaten şu an. Ama mesela tasarım tarafında HTML, CSS, JavaScript temelleri, TypeScript, Bootstrap vesaire. Yani rahatlıkla bir form tasarlayabiliyorsunuz hepiniz. Bir tasarım yapabiliyorsunuz. Bir template alıp onu inceleyip rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Kodlarını değiştirip yönetebilirsiniz. Onları bu tür benim yaptığım gibi sık sık mesela template'ler haline dönüştürüp kullanabilirsiniz. Ve onları Python ile birlikte formlar oluşturup kullanarak sunucu tarafına veriyi post ederek onu alıp mesela şu örnekteki gibi veri tabanına yazarak bunu sonraki aşamaya bırakabilirsiniz mesela veri tabanını. Hepiniz bilmiyor olabilirsiniz veri tabanı kullanımlarını. Ama template tarafı, formların oluşturulması, mesela Jinja kodları yazdık ya. Neredeydi o? Şu şekilde mesela. Bunları Python'ın anlayacağı template engine'i tarafında anlaşılacak yapılara dönüştürerek. Hatta döngüler falan oluşturduk mesela, değil mi? Akış kontrolleri yaptık. Gene Jinja'nın yani template engine olan Jinja'yı kullanarak biz sunucu tarafından veri gönderdik. Onu HTML içerisinde mesela o veriyi yazdırdık döngüler halinde. If akış kontrolünü oluşturduk, kullandık. Dedik ki şöyle bir şey olursa, şu veri varsa bunu yaz HTML'e. Bu yoksa şunu yaz dedik mesela. Bak bu tür şeylerde bol bol pratik yapın. Bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. O taraf oluştuğunda sizde daha böyle mantığı kavradığınızda database kısmına gelin. O oluşturduğunuz yapılardan girilen, formlardan girilen verileri çok çok basit bir şekilde veri tabanına yazın. Onun da kodları burada bakın. Mesela şöyle. Oluşturuyorsun. Tek sayfa içerisinde yapıyorum ben bunu. Index içinde bakın. Post gelirse diyorum. Formdan o veriyi al. Ondan sonra şunu şunu yap. Veri tabanına yaz. Bu kadar. Burası çok karmaşık değil. Sizin kafanızı asıl karıştıran aslında bundan önce anlattığım o template'lerin oluşturulması, yönetilmesi, Python'la HTML'in böyle birleştirilmesi. O taraf kafanızda otursa burası basit. Evet, o zaman gelsin sorular. Sorunuz yoksa dükkanı kapatırız. Hocam mesaj kısmında soruyorlar da. Bana bildirim olarak da görünmüyoruz. Bakayım. Biz bu arada bir yapay zeka webinar eğitimi teklifi gelmişti. Sorular nereden başlıyor? Hocam bu benim ilk dersim. Eksikleri nasıl tamamlayabilirim? Bunu grupta tartışın, konuşun arkadaşlar. Herkes yani şöyle. Herkes genel olarak linkleri vesaire hani sistemi biliyor burada. Eski arkadaşlar özellikle.
Gruptan yazdığım herkes yardımcı olacaktır. Başka? Evet, yukarı doğru çıkayım. Evet, ben sorduğumda herkes buraya yazmış. Ses o yüzden gelmemişler. Evet, şimdi Burak anlamış. Sibel anlamaya çalışıyoruz hocam. Fatih geliyor. Anladık hocam. Teşekkürler Gülden. Birisi sesini söylesin hocam. Kürşat evet. Yani mikrofonu açmak basit. Birini söyleyeyim. Ertan. Username, password. O şekilde gönderseydim QRS string ile zaten bahsettiğim hikaye olacaktı. Neredesin sen? Bakayım bir. En son yaptığımız zımbırtı. Senin dediğin yöntem şöyle olurdu zaten. Ve bunun güvenli olmadığını söyledim. Username ve password link üzerinden QRS link ile gönderilmez sunucuya. Ya da şöyle diyeyim. Sadece kritik bilgiler değil. Bak şimdi bir form var. Bu formda makalenin başlığını yazıyorsun. Tamam. Bir de içeriğini yazıyorsun. Başlık diyelim ki 150 karakter. Sen bunu link olarak, title olarak göndereceksin. Content da, yani içerikte diyelim ki 1000 karakter. Bunu da content parametresi olarak göndereceksin. URL'in kapasitesi, URL'in karakter kapasitesi hatırladığım kadarıyla 2000 karakter falan. Yani bunların standartları var. Kafana göre istediğin kadar veri gönderemezsin. Ve link üzerinden o kadar yoğun veri gönderilmez. Web programlamada böyle bir mantık yok. Teknik olarak gönderebilirsin ama gönderilmemesi lazım. Bak kritik değil. Yani makalenin başlığıyla makalenin içeriği. Ama onu da gene get ile değil, query string ile değil, sizin form nesnesiyle göndermeniz gerekiyor. Bu bir örnek. O yüzden güvenlik odaklı bakmayın sadece. Query string ile gönderim güvenli olmayan bir yöntemdir. Evet. Query string ne zaman lazım? Mesela sitelere giriyorsunuz. Sayfalama, sıralama ya da farklı farklı link üzerinden yönetilen dışarıya açık olan ya da açık olması gereken işlemler vardır. Örneğin bir makale, ya bir blog da diyelim. Linki kontrol edin yazılımcı olarak diyelim. Bakın siz bir sayfalama linkine tıkladığınızda URL üzerinden onun sayfalamasını görürsünüz. İşte orada query string lazım. Neden? Çünkü sen 10 sayfalık sayfalaması olan bir alana girdin. 5. sayfadasın ve oranın linkini bana göndereceksin. Yani oradaki verileri görmemi istiyorsun diyelim. Ya da bir filtre alanı var. Filtrede karmaşık bir filtre yaptın. Tamam. 10-15 tane farklı filtre kombinasyonunu kullandın. 1000 tane veri olan alanda 5 tane veriye kadar filtreledim. Onu bana göndereceksin. Nasıl yapacağım bunu? Eğer post ile yaparsan oradaki filtrelemeyi link üzerinden bana gönderemezsin onu. Ama query string ile yaparsan o filtreleme alanını oradaki seçtiğim bütün filtre ayarları link üzerinde görünür query string olarak. Sadece bana linki gönderirsin. Ben de tıkladığımda oradaki senin seçtiğin filtreler bana net olarak aynı şekilde açılır. Bak query string de burada lazım. Burada form kullanmaman lazım. Kullanırsan kullanıcı deneyimini berbat hale getirmiş olursun. Mesela ikisinin de kullanım yeri var. Yani query string şeytan değil yani. Onun kullanım amacı farklı, formunki farklı sadece. XSS, CSRF dediğimiz açıklardan sonra bir dünya güvenlik açığına sebep olmaktadır. Hayır, Mert. Öyle değil. Öyle bakarsan formun da zafiyetleri vardır. Bunun güvenlikle alakası yok sadece. Güvenlik sadece benim login için, register gibi alanlar için verdiğim bir örnek. Az önce verdiğim örnekte mesela filtre dedim ya. Orada form kullanmaman lazım. Ha, kritik bilgiler vardır. Link ile paylaşılmasını istemiyorsundur. O filtre alanının mesela. O zaman query string yapmazsın.
Hani insanlar link ile onu paylaşmaz mesela. Çok çok gerçekçi bir örnek olmadı ama öyle bir şey. Kürşat Uğurduz olmuş. Hocam bu benim ilk dersim. Onu cevapladık. Hocam Flask Framework tüm veri tabanlarını destekliyor mu? Tabii destekliyor. Desteklemese bile fark etmez. Open source bir şey bu. Hocam ne var ne yok her şeyi Apple için mi yazıyoruz? Hayır Ertem. Şu an sadece tek bir dosya yeterli bizim için. Ama projelerde öyle olmayacak. Ama şu an burayı anlamanız gerekiyor. Sonra. Hafta soru cevap yapalım hocam. Olabilir. Soru sorun diyorum. Sormuyorsunuz. Ben ne yapayım? Eski ders kaynaklarına buradan. Tamam. Çok teşekkür. Teşekkür. LinkedIn kullanmıyorum. Sizlerle nasıl bir iletişime geçelim. Telegram üzerinden gruptan profil fotosu en artist olan kişiye ulaş. Telegram grupları mevcut. Var mısınız? Evet. Sayın maalesef. Telegram'da kullanmıyorum. Yani şöyle gruplara ulaşman gerekiyor şöyle. Çünkü bütün olay oradan dönüyor bizde. Eğitim sadece buradan yapılıyor. Diğer tarafta dedikoduları yapıyoruz. Yani kaynak kodları paylaşırken de Telegram'dan falan atıyoruz. Duyuru yaparken oradan. Bütün dedikodular, işte küresel ısınma, enflasyon hepsini oradan konuşuyoruz. Tamam. Soru yoksa soru var mı? Yok mu? Evet. Kaydı duruyorum. Aslında birisi soru sormuştu. Flask ve Django ile ilgili. Ha, çok uzun bir hikaye. İyi hatırlatın. Evet. Bunu daha önce söylemiştim ama ondan sonra epey bir ders gördünüz. O yüzden tekrar edeyim. Django full battery denir buna. Django. Django özel değil. Aslında içerisinde ne var ne yok. Web programlamada ne gerekiyorsa doldurulmuş frameworklere full battery denir. Battery include denir mesela. Ve içerisinde %95 oranında gereken, senin web programın için gereken her şey vardır Django'da. İster API geliştir, ister vesaire. Ha, mesela Django'da API için Django REST Framework var. O da ayrı mesela. O törpülenmiş hali. Sadece API geliştirmek için tasarlanmış mini bir library, framework gibi düşünün. Ama Django'ya özel tasarlanmıştır. Django ile entegre olması kolaydır. Bu tür yapılarda gereken her şey vardır ama fazlası da vardır. Çünkü gereken bir şey kime göre gerekiyor, kime göre gerekmiyor. Senin yapacağın uygulamada kullanacağın diyelim ki 100 tane özellikten örneğin 5 tanesi senin işini görecek. Ama 95 tanesi daha senin projende bulunacak. Eğer sen Django'yu bu şekilde kullanırsan. Ha, customize yapılabilir Django'da ama o da yani tecrübe gerektiriyor. Başlangıçta customize yapamazsınız Django'ya. Customize dediğinde gereksiz olan özellikleri çıkarmak, silmek, törpülemek falan. Bu yapılabilir. Ama dediğim gibi tecrübeli olmak gerekiyor alanda. Başlangıç aşamasında yapılacak bir şey değil. Böyle olunca ne oluyor? Sen 95 tane gereksiz olan özelliği projende kullanıyor oluyorsun. Onun ağırlığını çekmiş oluyorsun. Artı gereksiz. Flask tarafında ise Flask bir mikro framework. Makro framework olarak geçiyor. Yani çekirdek olarak bir web projesi geliştirmek için gereken temel her şeyi var. Ama senin isteğine göre değişebilecek şekilde. Mesela sen formları kullanmak isteyebiliyorsun. İstiyor olabilirsin. Ama formları kullanmak için de yani web formlardan bahsediyorum. Web formları kullanmak için bile 50 tane farklı alternatif var. Sadece Flask değil. Web programlama da genel olarak. 50 tane farklı alternatif kullanılabilir. Sen Bootstrap kullanırsın. Bir başkası Bootstrap kullanmak istemeyebilir. Farklı bir şey kullanır. Ya da WTF
formları var mesela. W2'ye. What the fuck gibi algılanıyor ama öyle değil. What the form gibi. WTF. Mesela onları kullanabilirsin. Başka bir şey kullanırsın. Bu bir seçenek. Sen istediğini kullan. Flask diyor ki ben sana çekirdek yapıyı veriyorum. Sen bunun üzerine entegrelerle, mesela Flask MySQL entegresini biz kullandık ya. Neden? Normalde MySQL'in kendi Python driver'ı var. Onu kullanarak istediğin her şeyi yaparsın. Ama Flask MySQL Flask'a göre optimize edilmiş. Onunla entegresi tamamlanmış. Flask mimarisine göre. Bunu birileri yazmış. İnternette herkes kullanıyor. Geliştiriyorlar filan. Al onu kullan. MySQL ile entegre ol. PostgreSQL için diyelim ki Flask'a özel tasarlanmış PostgreSQL zımbıtısı var. Onu al kullan. Vesaire. Daha tonla onlarca Flask login var. Flask admin var. Mesela Django içerisinde hiç sevmediğim şeylerden biri. Ama göreceksiniz, anlatacağım onları. Admin panelini otomatik olarak oluşturabiliyorsun Django'da. Yani bu default olarak geliyor onun içerisinde. Admin panelinde standart yapı tabii ki. Yani sen onu customize edebiliyorsun ama yani bayağı bir mevzu. Ama basit projelerde mesela Django'nun içerisindeki admin yapısını kullanarak çok basit bir şekilde sen sadece modeli koy, yazarsın. Python'da modeli yazdın mı? Arka tarafta admin.py diye bir dosya var. Onun içerisine register yaptığında basit bir şekilde bir listeye veri ekler gibi register yaptığın zaman arka tarafta kendisi senin tasarladığın modele göre otomatik olarak admin sayfasını oluşturuyor mesela. Bak bu kolaylık gibi görebilirsin bunu. Öyle. Basit projelerde çok hızlı admin tarafını yönetmeni sağlar. Ama ben sevmiyorum. Mesela. Ben yönetmeyi zorlaştıracak şeyleri sevmiyorum. Böyle otomatik şeyleri isyanım. Ama bazı durumlarda çok işini kolaylaştırır. Bu da doğru. Bir tane blok yaparsın. Yani onun admin içinde fazladan binlerce satır kod yazmak yerine dersin ki ben şunu otomatik generate edeyim. Zaten arka taraf görünmüyor bile, kullanılmıyor bile. Ya da kurumsal bir uygulama yazacaksın. Back office dediğimiz, admin panelinde back office deriz biz. Bu tür business uygulamalarının arka tarafı için. Back office uygulamalarında diyelim ki UI çok önemli olmayabilir. Her projede değil. Tabii. Bazı projelerde arka taraf admin paneli çok önemli olmayabilir. Sadece işini yapsın yeter dersin. Basit Python kodları yazarak entegre vesaire otomatik bir şekilde admin panelini oluşturabilirsin Django'da. Bu default olarak var. Flask'ta Flask için bunu istiyorsan Flask admin diye bir modül var. Onu kullan diyor. Ama default olarak bende yok diyor. Ama birileri Django'daki o yeteneği kullanmak isteyen varsa kullansın diye Flask admin diye bir şey yapmış. Al onu kullan. Mesela ben kullanmam. Ben kendi girişimlerimde kullanmıyorum. Sevmiyorum onu. Sıfırdan tasarlanacak. Gibi şeyler. Aradaki fark bu. Django çok daha eski. Eski dedim kötü anlamda değil. Güncel değil anlamında değil. Yani daha önce başladı geliştirilmeye. Bayağı bir önce, yıllar önce Flask'a göre. Ama Flask ondan çok daha sonra başlamasına rağmen yani GitHub üzerinde bakarsınız, ikisinin de profiline bakın. Neredeyse like'ları vesaire çok yakındır birbirine. Halbuki arasında yıllar var. Star, yani yıldızlama vesaire bunlar çok yakındır. Sebebi benim gibilerin piyasada olması açıkçası. Böyle, yani çekirdek kısmı kullanayım ben, çekirdek özellikleri bana versin, gerisini bana bıraksın. Benim yerime bir şey yapmasını istemiyorum ben her işte. Bunun gibi ikisiyle herhangi bir güven var, herhangi bir proje geliştirebilirsiniz, herhangi bir ölçekte. Ama avantaj ve dezavantajları var. Mesela Flask'ın içerisinde development server olarak gelen web server, birkaç farklı şekilde kullanılıyor. O yüzden kafanızı karıştırabileceğiniz web server
çekirdek yazılımdır. Server tarafında hizmet veren altyapı yazılımı olan web server'dan bahsediyorum. Bu hizmet veren yazılımdır. Aslında siz Flask ya da Django fark etmiyor. Bütün web serverlar üzerinde çalışır aslında. Sizin lokalde kullandığınız mesela local host üzerinden giriyorsunuz ya bir web sitesine. Orası da aynı. Orada da bir web server var. Ama sizin lokalinizde çalışıyor. Ve müthiş trafik almak için tasarlanmamıştır. Çünkü sizin lokalinizde geliştirme amacıyla kullanılıyor. Yani saniyede binlerce request almak için, hizmet vermek için tasarlanmış bir şey değil bu. Ama web server'dan ciddi trafik alacaksan, daha güçlü bir web server'a ihtiyacın var. Dünyada da bunlar var. Open source olarak tonla şey var. Flask diyor ki, zaten açıklamasında da var. Ekrandan şeyini şey yapayım. Göstereyim ben. Bakın Flask run dediğinde şurada diyor ki environment ortam production. Tamam. Ürün ortamı. This is a development server. Geliştirme sunucusu. Don't use it in a production deployment. Bunu ürün ortamında yani canlı yayın ortamına geliştirdiğimiz şey, yayına verdiğimiz ortamı production ortamı diyoruz. Burası development aslında bizimki. Diyor ki bunu şu ortamı böyle bu şekilde deployment'ta kullanmıyor. Yani yayına vermiyor. Sebep use a production WSGI server instead. Onun yerine diyor WSGI server kullan. Bunun anlamı şu. Diyor ki yazılım tarafında Flask istediğin kadar kullan. Bunda sorun yok. Ama bunun içerisinde bir web server geliyor. O geliştirme ortamı için uygun. Production ortamı için uygun değil diyor. O performansı sana vermez diyor. Onu da basit birkaç ayarla farklı bir WSGI what's that? Bunlar açtı mesela. Nedir, ne değildir? Bu bir ödev olsun. WSGI Web Server Gateway Interface. Mesela Gunicorn, UWSGI vesaire, Nginx. Global öyle çökleşmiş artık. WSGI'ler, Web Server Gateway Interface'ler. Bunlar aslında altyapıda bizim için gerekli olan hizmet kapasitesini oluşturuyor diyelim. Nginx yıllardır var. Gunicorn gene çok güçlüdür piyasada. UWSGI. Bunları bir okuyayım. Web server bla bla simple calling convention for web service to forward request to web application or frameworks written in Python bla bla the current version of WSGI falan filan. Bunların bu genel bir standart. Bunun protokol versiyonu var. Bir de uygulama versiyonu var WSGI. Bir genel bir protokol gibi düşünün. Tamam, o protokol yapısını kullanarak hizmet veren bir web server yazılımı geliştiriliyor. Bunlar da genel olarak WSGI interface'ler olarak kullanılıyor diyelim. Bu konuda ciddi bir araştırdım. Django da kendi içerisinde farklı WSGI serverları destekler, kullanır. Flask da kullanır ama Flask diyor ki benim içimdeki WSGI server hizmet verebilecek kapasitede ama ciddi bir ürün ortamı için kullanma diyor. Onun yerine piyasada zaten open source olarak bulunan çok güçlü ve buna odaklanmış yazılımlar var. Onlar zaten kullanıyor ve geliştiriyor sürekli. Onları kullan diyor. Flask yazılımını da onun üzerine kur diyor. Mesela. Normalde gider diyelim Nginx ya da Unicorn üzerine entegre olabilir. Ama bunu yapmak istemiyor. Diyor ki ben makro framework'im diyor yani. Ben battery include bir sistem değilim diyor. Benim zaten amacım, çıkış sebebim makro framework. Ben sana çekirdek altyapıyı veririm. Bunun üzerine istediğin güçte bir altyapı oluşturur. Bak mesela Unicorn. Python WSGI HTTP server for Unix. Linux üzerinde yani. Linux'un temel olduğu için zaten Unix istiyorsa hepsinde çalışır. Green Unicorn is a Python blah blah for Unix. It's a preferred worker model falan filan.
Bunları inceleyin. Özellikle Unicorn, Nginx. Nginx piyasada çok çok güçlü. Ama Unicorn da çok iyi. UWSGL bunlar. Daha birçok var. Mesela Apache HTTP Server, Apache Foundation tarafından devam ettirilen. Dediğim gibi bunlar biraz genel kültür, zamanla oluşacak şeyler. O yüzden bahsediyorum bu tür şeyleri. Yani bir kulaktan girer ve birbirinden çıkar açıkçası. Mesela yani bu bir ayrım ama Django ya da Flask en iyisi olduğu anlamına gelmiyor. Mesela piyasada işleri takip ettiğinizde Django ya da Flask sorar size. Onların ikisi dünyanın iyisi falan değil. Yani onun haricinde tonla şey var. Web framework'ü var. Hatta bazıları çok daha performanslı. Flask'tan da Django'dan da çok daha performanslı. Ki Flask Django'dan performanslıdır zaten. Çünkü makro framework'tür. Törpülenmiştir yani. Daha küçük bir çekirdek yapısı var. Haliyle daha performanslı diyebiliriz Django'ya göre. Django daha hantal kalır bazı konularda. Ama o da open source'tur. Yani onu da üstte bir Django'cu, üstte bir Python'cu içinden girer çıkar. Onu da performanslı hale getirebilir ama üstte bir Python'cu, üstte bir Django'cudan bahsediyorum. Bazıları da tamamen performansa odaklanmıştır. Anlık olarak çok ciddi request alabilmeye odaklanmıştır mesela. Bunun için de kendi içerisinde asenkron programlamayı ve paralel programlamayı default olarak dahil eder bazı framework'lar. Onun alacağı request, yani saniyede alabileceği request kapasitesini normal Flask ya da Pipe Django'da alamaz. Çünkü o ona göre tasarlanmış. O yüzden ne istediğinize bağlı. Şimdi temel anlamda Flask'ı işin mantığını anlıyorsunuz. Projeler geliştirebilirsiniz. Sorun yok. Gerçek bir ürün ortamına geçerken ki devasa dünya ünlü girişimler kullanıyor Django'yu da Flask'ı da. O zaman tek yapmanız gereken aslında yani işi öğrendikseniz zaten o altyapıda web server tarafında hangi yazılımı altyapı olarak kullanmanız gerektiğini araştırırsınız. Öğrenmiş olursunuz zaten diye tahmin ediyorum o zaman. Sadece onu değiştireceksin, bu kadar. Başka soru? Biraz zamana bırakın bazı şeyler arkadaşlar. Yani Flask mı Django mu? Soru yoksa dükkanı kapatıyorum arkadaşlar.